Kimin sevk idaresinde, kimin sorumluluğunda, bunlarda ne eğitim verildi, ne silah verildi, ne mühimmat verildi, Bunlara ne görev verildi, verildi mi, nerede verildi? Bakın bunların hiçbirinin cevabı yok. Bunlar çok vahim. Yani tekrar en başa dönüyorum. Kendine devlet diyen bir yapının, bir yapının kontrolsüz, sorumsuz, denetimsiz bu tür yollara girmesi ve bu kadar yaygın, bu kadar yaygın bir başıboşluk olması düşünülemez. Valla bizim açıkçası e, hafızamızdaki e, yeri eskimiş e, bir iki konuyu da çok güçlü bir şekilde gündeme getirdi e, Haldun Bey. Yani Cumhurbaşkanlığı gönülleri meselesini e, ondan sonra diğer hikayeleri falan. E, şimdi o zaman anladığımız kadarıyla bu envanterde olmayan silah e, konusu e, bir yandan da son yıllardaki bir takım yasal düzenlemelerle devletin belli kademelerinde bir alan açılmış durumda o zaman anladığımız kadarıyla buna. Ama nihayetinde e, kale, bu silahın adı da Kalaşnikov. Yani Sedat Peker ne iddia ediyor? Esenyurt'ta o bize tarif ettiği yerden arabaya, arabanın şeyini veriyor. Markasını, markasını veriyor. veriyor, modelini Kime veriyor. Kime ait olduğunu söylüyor. Kime ait olduğunu veriyor. söylüyor. Ona yüklendiği arabada şunlar vardı diyor. O Balat'ta bilmem AKP adını hatırlamadım mi? bir kiliseye yakın bir yerde bir başka AKP kilisesi evet, kilise. teslim edildi deniliyor. Ve o e, Peker'in adını telaffuz ettiği iki isimden biri olan Ahmet Onay onaylıyor. İddianın bu kısmını doğruluyor. <laughs> evet. Ben oradaydım diyor. Söz edilen zamanda yerde ve o kişilerle oradaydım diyor. E, Ahmet Onay da bu arada yani bunu dedi ve bıraktı orada hikayeyi. Yani çünkü en son dediğinde Ahmet Onay dedi ki ben işte 15 Temmuz gazisi olduğum için ve yaram olduğu için şey yapamadım. Arkada göremedim. Yani bir kasanın içerisinde kalashnikov mu vardı? Ee, bilemiyoruz Porta tabii. Kalmadı. Evet yani hikayenin bu kısmının ne kadar Ahmet Onay samimi bir şekilde ortaya koyabilmiyoruz ama nihayetinde bu işlerin bir de şöyle bir meselesi var. Ahmet Onay zaten bunun silah kısmını da kabul ettiğinde Hülçin Hanım. O zaman kendini ihbar etmiş olacak değil mi Tabii. resmen? Tabii. Yani bir yani. hukuki işlem başlatılacak. Evet ama zaten şu anda başlatılması için yeterince ortada veri var, done var. Yani az evvel sormuştunuz bunlar nasıl ispat olacak, nasıl olacak diye. E, istendiği zaman soruşturma başlatıldığında hiç değilse HTS kayıtlarına bakılabilir. Bu araç var mı yok mu, kimin adına kayıtlı bunların tamamı soruşturma konusu edilebilir. Ama bir soruşturma başlatılmıyor. Hiçbir araştırma yapılmıyor. Zaten meselenin vahim tarafı burada. Bir de 15 Temmuz'u işaret ediyor Sedat Peker. Sizin söylediğiniz o dağ bağlacının önemi, onun o açıdan da önemli. Çünkü 15 Temmuz Türkiye demokrasisi açısından baktığımızda bir halk hareketiydi ve halkın darbeye karşı direnişiydi. Eğer 15 Temmuz'un üzerine Ama böyle bir gölge... içerisindeki önemli bir kanadın da aynı zamanda darbeci Tabii. E, subayların hareket planlarına karşı çok ciddi onları engelleyecek bir hareketi tabii, söz konusuydu. Tabii, tabii elbette. Hı -hı. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, Sedat Peker'in o silah iddialarıyla 15 Temmuz'a gölge düşürmesi aslında bizim demokrasimiz açısından e, korkutucu bir durum. E, endişe verici bir olay yaratıyor. E, bu nedenle de aslında yani bizim e, sivil demokrasiyi güçlendirmek isteyen insanlar olarak bu nedenle bunun aydınlatılmasını istememiz gerekiyor her durumda. Hızlı bir soruşturmayla e, bu konuyla ilgili tüm iddialar neyse e, soruşturma konusu edilmeli ve araştırılmalı. Evet. E, Ahmet Onay ama işin silah kısmında doğrularsa benim söylemek istediğim tabii ki mutlaka anlattıkları bu kadarıyla bile Hı -hı. E, soruşturma konusu olmalı ama evet. o silah kısmında doğrularsa yani kendini de doğrudan soruşturmanın tabii, tabii. içerisine ve ilk elden değil mi? Dahil etmiş olacak. Açık etmiş olacak. Ben daha... E, Şimdi şu sorunun yanıtını aslında... Bu arada ben anlıyoruz. şunu biliyorum. Ahmet Onay daha fazla şey açıklamak istiyor. Evet. Ben size daha ekstrem bir şey söyleyeyim. <laughs> Sedat Peker bu bilgiyi nereden biliyor? Hangisini? Yani kayıp silahlar taşındığı bilgisini nereden biliyor orada yokken? Kimden duydu bunu? Ahmet Onay'ın kendisinden. Ahmet Onay'ın kendisinden duydu. Bu o kadar aslında biraz araştırma yaptığımızda görülen bir gerçek ki Ahmet Onay resmi e, sosyal medya hesaplarında sürekli Sedat Peker'le ilişkisini kanıtlayan, gösteren paylaşımlarda bulunuyor. Sedat Peker, yani çok açık bir şekilde bunu Ahmet Onay'dan duyduğunu belli ediyor. Şimdi Ahmet Onay'dan. Şimdi Sedat Peker'le Ahmet Onay ilişkisi herhangi bir 15 Temmuz gazisiyle Peker'in kuracağı bir ilişki değil, daha özel bir daha ilişki. Daha özel bir ilişki. Çünkü Bakın, araba aldım diyor. Araba Herhalde bütün gidiyor. 15 Temmuz gazilerine araba almış değil yani. Kadar, birkaç öncesi ne kadar kim ne derse desin ben bu adam benim abimdir diyor Sedat Peker için. ve Ne kadar sevdiğini vesaire anlatıyor. Birlikte fotoğraflarını paylaşıyor. Şuraya geleceğim. Biz biliyoruz ki tahmin ediyoruz ki gerçekliğin o olduğuna inanıyoruz ki Sedat Peker bunu Ahmet Onay'ın kendisinden duydu. Ahmet Onay'ın kendisinden duyduğu bir hikaye. Ahmet Onay bana kalırsa anlattığı şeyin bir bölümünü saklıyor. Evet. Yani Sedat Peker... Niye yalanlamıyor? Ya Sedat, Sedat hani onun deyimiyle, Sedat abi niye orayı doğru söylemiyorsun? Ya yani ben böyle bir şey sana anlatmadım ki. Ya da bu bölüm yalan. Niye demiyor? Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında doğru. Çünkü eğer onu da derse kendisi artık bir soruşturmanın şüphelisi haline gelir. Bunu da aslında bizlerin zekasına bırakıyor. Anladım. Ahmet Onay ama daha fazla şey anlatmaya niyetli. Onu söyleyeyim. Bence de öyle. Bunu, ay ben bunu bildiğim için söylüyorum. Ha, öyle mi? Evet. Ahmet Onay daha fazla Ulaşmaya şey anlatmaya zaten. Evet, niyetli. Evet. Ee, ama tabii ki biz artık şu durumdayız. Hani kimin iddiasına nasıl bakacağımızı, nasıl ele alacağımızı yani çok temkinli bir üstüpla hareket etmek durumundayız. Çünkü o akşam ilginçti perşembe akşamı. Peker bu tweet'leri attıktan çok kısa bir süre sonra Ahmet Onay'dan adeta bir teyit geldi olaya. Şimdi düşünsenize Ahmet Onay şöyle gizemli bir işin içinde bulunmuş demek ki. Bir yerden o Peker'in iddia ettiği gibi gelmiş, bir şeyler yüklenmiş. Araç belli, siyah bilmem ne. Oraya götürülmüş. Orada yine gizemli bir alışveriş. Herhalde bu kadar gizemli bir yapı bir kasa portakal için organize <laughs> <Gecenin o saatte. gülüyor> edilmez. Yani gecenin bir şey var orada. Orada bir şey var. Orada bir durum var. Ama gecenin manşetini siz verdiniz bence. Ee, ben de bunu çok güvendiğim bir gazeteciye dayanarak söyledim. Ahmet Onay daha fazla şey daha an... fazla şey anlatmak, evet, anlatmak istiyor. Anlatmak istiyordu. Belli de etti. Daha sonra onunla bir, bir takım tweetler atıp sildi hatta onları. Yok yok hala da daha fazla şey anlatmak istiyor olabilir. Ama bunun şekli şemali önemli. Bunun şey yani bir kanala canlı bağlanarak mı bunu yapmak istiyor yoksa tweet'lerde mi bunu açıklamak istiyor? Her şeyi açığa mı vurmak istiyor? Tehditler alıyor olabilir. Ya da alıyor mu? Şu an ne durumda? Bunları bilmiyoruz. Sayın Solmaz Türk, bu anlattığımız kısmı ile ilgili sizin düşünceniz nedir efendim? Ahmet Onay olayın çok önemli bir kısmını doğrulamış oldu bu şekilde. Sadece görmedim dedi o arkadaki bir kasanın.